kız bence senden gerçekten çok hoşlanıyor. O zaman ayar kuruyor. Ya boş verin ya. Arkadaşlar yaz tatili planını açıklıyorum. Bisiklet, televizyon, PlayStation, abur cubur ve uyku. Süper bir yaz olacak. Tatillere bayılıyorum. Aynen. Çok güzel ya, çok güzel bir yaz olacak. Ya yaz tatili çok güzel olacak benim için. Kimleri görüyorum? Ezikler çetesi de buradaymış. Hobbit, Ezik Naz ve Ezik Can. Benim adım Nazlı bir kere. İsmimizi biliyorlar zaten. Bence bizi Ezik demek istiyorlar. Gerçekten mi Evren? Söylesene, o kız bisikletini kimden aldın? Yoksa Ezik Naz'ın eski bisikleti mi? Savaş, bak arkadaşım. Ben senin arkadaşın falan değilim. Beni anladın mı? Ama dur, siz biraz kalın kafalısınız. Anlamazsınız. Biz size yardımcı oluruz. Ne yaptığını sanıyorsunuz siz? Annem beni öldürecek. Korkmana gerek yok Obidcan. Biz sizi seve seve temizleriz. Savaş bu sefer sen bittin. O kız bisikletiyle işi çok zor Ezikcan. Barış dur. Değmez. Bırak gitsinler. Yeni bisikletimi aldığımda görecekler. Biri bu çocuklara dersini vermeli. Hanımlar, bilirsiniz sizleri severim. Ama takdir edersiniz ki biricik yavrum, gözümün nuru, ahlak timsali Eren'imin geldiği şu hale bir bakın. Tabii ki yaptıkları affedilir gibi değil. Emin olun hak ettikleri cezayı alacaklar. Ondan hiç şüphem yok. Ama bir eğitimci olarak biliyorum ki ceza yeterli değil hanımlar. Bu çocukların acilen ve kat'i surette disipline ihtiyaçları var. Buyurun. Buyurun. Uzatır mısınız? Çocuklar için yaz kampı mı? O öyle alelade bir kamp değil efendim. Bu bir disiplin kampı. Ve çok şanslısınız ki okulumuz adına ayrılmış kontenjanda iki kişilik açık vardır. Erenciğim de bu halde kampa gidemeyeceğine göre kontenjan sayısı 3 oluyor efendim. Öyleyse ben müsaadenizi rica edeceğim. Ha unutmadan. Yarın saat 8:30'da okulumuzun önden kalkıyor servis. Lütfen geç kalmayın. Öyleyse buyurun ben sizi yolcu edeyim. Size kampta iyi eğlenceler Ezikler. Beni o korkunç yere gitmekten kurtardığınız için ayrıca da teşekkürler. Korkunç derken? Bakın bu yaz kampı için mutlaka konuşmalıyız. Yaz için planlarımız var, bir yere gidemeyiz. Tamam kanka, eve gidince ararım. Evlen, hadi çocuğum. Anne ben kampa gitmek istemiyorum. Peki, sen bilirsin. Olay be. Hiç keyiflenme Barış Bey. Bu olaydan da ucuz kurtulabileceğini sanma. Şimdi odana. Marş marş. Uf. Az kaldı. Yakında yine bisikletime kavuşacağım. Alo baba. Alo Barış. Oğlum ne oldu bugün? Annem bir şeyler anlattı. Bir de sen anlat bakayım. Ya baba biz bir şey yapmadık. Önce onlar başlattı. Gerçekten biz bir şey yapmadık. Yapmadınız da arkadaşınızın kolu kırılmış. Ya baba bilerek olmadı. Barış bak. Arkadaşınız yaz boyunca ne bisiklete binebilecek ne de koşup eğlenebilecek. Bunun sorumlusu sizsiniz biliyorsun değil mi? Of baba ben kampa gitmek istemiyorum. Annenle bir karar aldık. Eren'in yaz tatili sizin yüzünüzden mahvolduğuna göre... O iyileşip tekrar bisiklete binene kadar sana da bisiklet yasak. Ya ama bu haksızlık. Barış. Oğlum bak anneni çok üzüyorsun. Yazık değil mi ya? Kadıncağız iki can taşıyor artık. Tabii bizimkisi can değil. Daha doğmadan benden kıymetli oldu ya. Konu kapanmıştır. Bisiklet, misiklet yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı baba, tamam.
Evet arkadaşlar. Azmanlar Çetesi'nin bütün üyelerinin hapishaneden kaçtığı biraz önce doğrulandı. Bilmeyenler için özet geçeyim. Battal Keskin. Böyle ufak tefek ve zararsız göründüğüne bakmayın, bıçaklar konusunda uzman. Altan. Kasa ve kilit konusunda uzman. Geçmişte hırsızlık ve yan kesicilikten 15 kez içeri girdi. Celal Azman. Çetenin en tehlikelisi ve en acımasızı. Usta bir kumarbaz, yakın dövüş uzmanı, çetenin kurucusu ve beyni. Kubat. Çetenin en vasıfsız ve en tehlikesiz elemanı. Celal'in kardeşi. Bu adamlar defalarca yakalanmalarına rağmen suç işlemeye devam eden çok tehlikeli kişiler. Ve kim bilir şu anda neredeler? Atlayın. Nereden buldun sen bu arabayı? Sence? Yaman kadınsın. Seni çok özledim. Patron, ne yapıyoruz şimdi? Aynasızlar kesin peşimize düşmüştür. Tabii ki hazineyi bulmaya gidiyoruz. Ama önce kimsenin sizi tanımaması lazım. Sürpriz. Selam gençlik. Selam. Selam. Gürültü için kusura bakmayın. Malum kardeşim. Babamla konuştum. Kampa gitmiyorum. Sizde durum nedir? Aslında ben ev dışında her yere gidebilirim. Kardeşim dişini çıkarıyor. Sürekli ama sürekli ağlıyor. Kafayı yemek üzereyim. Saçmalama Evren. Yaz için planlarımız var. Ya bir şey söyleyeceğim. Yaz kamp bütün yaz sürmeyecek ki. Sen de mi Nazlı? Affedersin Barış'cığım ama herkesin annesi senin annen gibi değil. Pembe elbiseler giyip ortalıkta oyuncak bebek gibi dolaşmaktansa kampa gitmeyi tercih ederim. Hem bence sen de gelmelisin. Evet kanka, sen de gelmelisin. Birlikte çok eğlenebiliriz. Size inanamıyorum çocuklar. Hadi dostum, hem evde yalnız başına ne yapacaksın ki? Hadi gel. Barış Sever gelmeyecek mi? Gelecek öğretmenim. Emin misin? Eminim. Dün akşam konuştuk. Papatya Hanım, kalksak artık. Yolumuz çok uzun. Ama daha Barış gelmedi. Bacağı sıkışmış. Bacağını buraya sokmayı nasıl başardın sen? Arkadaşlar üzgünüm, artık gitmek zorundayız. Kamp eğitimini el kitabı battıya da der ki her zaman dakik olacaksın. Daha fazla bekleyemeyiz. Arkadaşınız gelemeyecek herhalde. E kızım, sen benzin koymadın mı bu arabaya? Yo, niye koyayım ki? Ne demek niye koyayım? Suyla mı çalışıyor bu araba? At arabası mı bu? Çok üstüm. Yaşlı adamın hazinesi burada bir yerde. Hazineyi bulana kadar nerede saklanacak? Onu da düşündük herhalde. Bu kampta saklanacağız. Yalnız tek bir sorun var. Kamp bugün başlıyor. Yani bugünden itibaren kampın yeni eğitmenleri biziz. Tamam o zaman. Kampımıza gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Baş üstüne patron. Tamam patron. Uslu durursanız size zarar vermeyiz. Ama kaçmaya kalkarsanız külahları değişiriz, tamam mı? Kubat kartlar. Yenge. Kubat sen işleri bitir. Biz kampa göz atmaya gidiyoruz, hadi. Siz hiç merak etmeyin. Size bir şey olmayacak. Ben bazen gelir bakarım size. Pardon.
gerçekten bilerek olmadı. Neyse, ne yapalım? Senden kıymetli değil ya. Affettim. Çamatayı kesin. Herkes sıraya girsin. Ben kamp müdüreniz Melek Kara. Melek Hanım, burada telefon çekmiyor. İlk kuralımız. Cep telefonu, tablet, notebook ve benzeri bütün iletişim cihazları yasak. Onun için cep telefonlarınızı ve şarj aletlerinizi bu kutuya bırakın. Evet, sırayla koyalım. Aferin. Zaten burada cep telefonları çekmiyor. Yorgun olduğunuzu düşünerek bu konuşmayı kısa kesiyorum. Herkes kulübelerine. Yarım saat sonra öğle yemeği için yemekhanede olun. Sen şu tarafa git, sen şöyle git. Siz şu ikinci de gidin. Tamam. Hadi. Selam. Selam. Bu odada boş yatak var mı? Evet evet, iki tane var. Peki biz de kalabilir miyiz? Tabii ki kalabilirsiniz. Bu arada ben Görkem. Barış. Evren. Bu da okuldan arkadaşım Uğur. Biz ona uykucu deriz. Çünkü her zaman uyur. Neden? Bizim Uğur bilgisayar oyunlarında bir numaradır. PlayStation turnuvalarında ödülleri var. Tüm enerjisini oyunlara saklamak için bütün gün uyur. Ben gidiyorum. Tabii tabii, iyi yolculuklar. Para? Para mı? Evet. Ne parası? 500 lira servis parası. Yuh. Çocukları şuradan şuraya getirdin diye mi istiyorsun? Vallahi biz Filiz Hanım'la öyle anlaşmıştık. İsterseniz kendisine sorun. Filiz Hanım nerede? Tamam kardeşim, tamam. Tamam. Filiz Hanım bize burayı devretti. Al paranı. Bakalım. Sana bu yeter. Hadi amcacığım, hadi. Pardon. Ne o? Sen de mi para istiyorsun? Hayır. Ben yeni stajyer eğitmeninizim. Adım Papatya. Filiz Hanım dedi stajyer ki... Stajyer mi? Canım, yalnız şöyle bir durum oldu. Biz Filiz Hanım'dan kampı devraldık. Bizim politikamızda da stajyer çalıştırmak yok. Yani kusura bakma, istersen otobüse yetişebilirsin. Ama ben bu saatten sonra staj yapacak başka bir kamp bulamam ki. Hem bu yaptığınız yönetmeliğe aykırı. Ben sizi şikayet etmek zorundayım. Kamp eğitmeni, e-kitap, tüm madde, ona ihtiyacım... Dur, dur. Dur, dur canım. Aslında bir düşündüm de stajyer işimize yarayabilir. Emin misiniz? Kesinlikle. Hatta belki ücretini bile arttırabiliriz. Çalışma performansına göre tabii. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam canım. O zaman sen şimdi git bakalım kızlar barakalarına yerleştiler mi emin ol. Sonra da yemekhaneye git, Ahçı'ya yardımcı ol. Oldu bilir. Bu kız başımıza bela olmaz mı? Olursa depoyu boylar. Sen onu dert etme. Hazineyi bulmaya odaklan. Kızdan gözünü ayırma. Özellikle. Hadi. Deneme. Bir, iki. Tüm çocukların dikkatine. Yemek hazır. Herkes yemekhaneye. Yaşasın. Kurt gibi acıkmıştım. Hadi gidelim. Aslında ben de biraz acıktım. Ne oldu? Sizce de bu adamlarda bir gariplik yok mu? Nasıl yani? Bilmiyorum ama hiç kamp eğitmenine benzemiyorlar. Hadi çocuklar, acele edin biraz. Hadi, 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 hadi. Sude Naz, nereye gidiyorsun? Yemekhane bu tarafta. Biliyorum da, müdür hanımla konuşmam gerek. Ailemi arayıp yeni bir gözlük camı istemeliyim. Sen git Miraf, ben sonra gelirim. Peki.
Yediler mi yemeklerini? Kendilerini yedirdim yenge. Selam. Selam Mira. Otursana. Ne oldu? Sude Naz yok mu? Mücire Hanım'ın yanına gitti. Ailesinden yeni bir gözlük istemek için. Aslında şimdiye gelmesi lazımdı ama. Elinin intikamını almayacağımı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Sizi bu kampa geldiğinize pişman edeceğim. Ne yapacaksınız? Kolunuz kırılınca yine annenize mi şikayet edeceksiniz? Anne, anne, kolumu kırdılar. Hadi gidip annelerini şikayet edelim. Demek çok hoşuna gitti şişko patates. Bakalım açlık da hoşuna gidecek mi? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Daha yememiştin bile. Yazık sana. Ne oluyor orada? Ha? Ne oluyor? Bana bakın. Artık rahat durun yoksa var ya sizin kulaklarınızdan çorba yaparım, anladınız mı? Burası benim yemekhanem. Ve kimse benim mekanımda sorun çıkaramaz. Dağılın. Yine görüşeceğiz. Beni koruduğunuz için teşekkür ederim. Ama hala çok açım. Merak etme dostum, bizimkilerden alabilirsin. Değil mi arkadaşlar? Gerçekten mi? Evet, hem bu yemeklerden ne kadar az yersek o kadar iyi. Kim? Ben mi? Evet, sen. Şey... Geldiğimden beri peşimdesin. Şey, çünkü işim bu. İşin mi? Aa, siz beni değerlendirecek olan eğitmensiniz. Şimdi anladım neden beni izlediniz. Ay, çok özür dilerim. Nasılım? İyi miyim? Çok iyisin. Ya, yani harikasın. Süper. Bu iş tam bana göre. Çocuklar, doğa, tam bana göre. O zaman ben çalışmaya devam edeyim. Papatya abla. Efendim canım. Sude Naz'ı bulamıyorum. Her yere baktım. Sude Naz? Hani şu gözlüklü olan, gülerek konuşan. Ah, hatırladım. Bir dakika. Gel bakalım. Çocuklar. Sude Naz arkadaşınızı gören var mı? Hayır, görmedik. En son ne zaman gördün? Ben yemekhaneye gelirken o da Melek Hanım'ın yanına gitmişti annesini aramak için. Eminim buralardadır. Ailesi onu gelip aldı. Acil bir işleri çıkmış. Bak gördün mü, ailesi almış. Korkulacak bir şey yokmuş. Bana bir hoşça kal bile demeden mi gitti yani? Belki de çok aceleleri vardı. Arkadaşlar meydanda toplanıyoruz. Müdür Hanım kamp programını açıklayacak. Evet çocuklar. Bildiğiniz gibi burası sıradan bir yaz kampı değil. Sizden disiplin ve çalışma bekleyen bir eğitim kampı. Unutmayın. Burası bir ay boyunca sizin eviniz olacak. Ama bu evde telefon yok, internet yok. Televizyon? Yok. PlayStation? O hiç yok. Unutmayın. Burada sadece disiplin var. Eğitmenlerinizin sözünden dışarı çıkmak yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı dedim? Anlaşıldı. Güzel. Şimdi doğru ilk dersinize. Ömer hocayla temel kampçılık ve doğada hayatta kalma. Papatya Hanım, çocuklara ders alanına götürün lütfen. İyi de bu kamptı, doğa olayları filan. Ben bu işlerden anlayan nasıl olacak? Hayatım, kampçılıktan anlamayabilirsin. Ama doğa kanunlarını senden daha iyi kim bilebilir ki? Hem doğaçlama yap biraz. Bunlar sadece çocuk. Doğru diyorsun, haklısın.
gençleri engin tecrübelerimle aydınlatmanın vakti geldi. Orman tehlikelidir. Orman karanlıktır. Orman zordur. Şimdi size ormanda nasıl hayatta kalacağınızı anlatacağım. Vahşi hayvanlara ve böceklere hazırlıklı olun. Ya. Ormanda en önemli şey barınaktır. Bir barınağınız yoksa bittiniz demektir. Ama biz çok şanslıyız. Neden mi? Çünkü bizim çadırlarımız var. Hadi bakalım. Hadi girme içine. Ne yapıyorsun oğlum ya? Bak, bunu sana. Evet, işte bir çadır böyle kurulmaz. Evet, şimdi gruplara ayrılıyoruz ve çadırlarımızı kurmaya başlayacağız. Hazır mısınız? Hazırız. Mira, en iyi arkadaşının kamptan gitmesine sebep oldum. Özür dilerim. Senin bir suçun yok Barış. Galiba gözlükten daha önemli bir sebebi vardı. Baksana, bütün eşyalarını bırakıp gitmiş. Eşyalarını mı bırakmış? İşte bu çok garip. Aferin çocuklar, gözüme girmeye başladınız ha. Papatya Hanım. Benim gitmem lazım, çok önemli işlerim var. Çocukların çadırları kurduğundan emin olalım. Peki. Evet çocuklar, nasıl yapıyorduk? Beni dinleyin. Şimdilik keyfimiz yerinde. Ama buraya neden geldiğimizi sakın unutmayın. Bilmeceyi çözüp hazineyi bulmak zorundayız. Altal. Matal. Ben bir yaşlı adamım. Yaşarım kara ormanda. Hazinem çantamdadır. Çantamda sırtımda. Bakarsan görürsün çoban da yanımda. Gelirken su da getir. Hazır yanındasın yanında. Şapşal herif, şu bilmeceyi her duyduğunda ağlama. Ama abi baksana, adam tek başına ormanda susuz kalmış, yanmış. Öf. Benim bu bilmeceden anladığım tek bir şey var. O da aradığımız şeyin yaşlı adamda olduğu. Ama nerede bu yaşlı adam? Onu nasıl bulacağız? Bana bunu hapishanede anlatan yaşlı adam, adama yaşlı dediyse bu adam kesinlikle çok yaşlı demektir. Hatta mezarı boylamış bile olabilir. Belki de yaşlı adamın mezarını kastediyordur. Çevredeki mezarları araştıralım. Mezar mı? Ölü mü? Ben gelmeyeyim. Siz gidin. Hatta siz de gitmeyin. Ya para için hayatınızı tehlikeye atmaya değer mi? Ha? Ya saçma saçma konuşma Kubat. Emin ol, mezarlıkta karşına çıkacak hiçbir şey bizden daha tehlikeli olamaz. Dikkatli olun. Kimsenin bizden şüphelenmemesi gerek. Altan. Efendim patron. Altan. Patron. Ne yapıyorsun Altan? Seni dinliyorum patron. Senin dağcılık dersinde olman gerekmiyor muydu Altan? Gerekiyor muydu patron? Gerekiyordu Altan. Gideyim o zaman. Altan. Efendim patron. Senin şu surat biraz meymenetsiz. Şöyle bir şirin olsana. Yap bakalım. Bu adamın nesi var? Ya gözüne bir şey kaçmış ya da şantiyede gitmesi gerekiyor. Belki de küçükken çok kötü bir kaza geçirmiştir. Bence çok şirin. Yavrum evladım, burayı dinleyin. Şimdi ben ve asistanım size tırmanmanın raconunu anlatacağız.
Başlayalım Ahmet Hoca. Tırmanmak işin en önemli kısmıdır. Ne iş kanka? İstediğiniz şeyi alabilmeniz için iyi bir tırmanıcı olmanız şart. Neyi alabilmemiz için? Bu işin altın kuralı. Asla ama asla yalnız tırmanmayacaksın. Arkanı kollayacak bir ortağın muhakkak olmalı. Yani sizi emniyete alacak bir partner değil mi? Aynen ablacığım. Bunca yıldır tırmanıyorum. Emniyetle ilgili öğrendiğim bir şey varsa... eğer biri sizi emniyete almaya çalışıyorsa... karşı çıkmayacaksın, görevlerini zorlaştırmayacaksın. Ne yapıyorsun oğlum? Bu adamları gözüm hiç tutmadı. Neyse. Öğrendiğimize göre tırmanabiliriz. Ama emniyet. Ha, doğru. Sen. Ben mi? Sen. Geç bakayım şöyle erketeye. Neye? Ya canım evladım yavrum, git şurada bekle. Ama kahvetmeni, el kitapçı, madde onu... Ablacığım, bırak da tırmanalım. Zaten çocuklara emniyet şeysini anlatmaya çalışıyordum. Tamam, söylerim canım. Sen de söyle. Barış oğlum! Barış! Barış! Barış evde yok. Hoş geldin. Hayır. Bütün arkadaşlarını aradım. Hatta hastaneleri bile aradım ama yok, yok, yok. Tamam hocam, merak etme, bulacağız onu. Alo İbrahim, bir haber var mı? Evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeni istiyorum. Kaçırılmış olmasından şüpheleniyorum. Kaçırılma mı? Tamam, bekliyorum. Altan, çuvalı kimsenin göremeyeceği bir yere saklayın. Tamamdır patron. Pişt, kimseye görünmeyin ha. Sıkıntı yok, o bende patron. Eskiden, çok eskiden, bu kampın bulunduğu yerde bir çiftlik evi varmış. Çiftlik evinde yaşayan ailenin tek çocuğu varmış. İkinci çocukları bir türlü olmuyormuş. Tek çocuklarını o kadar çok seviyorlarmış ki, her istediğini yapıyorlarmış. Çocuk büyüdükçe daha da şımarmış. 7 yaşına geldiğinde ona bir köpek almışlar. Çocuk o kadar acımasızmış ki köpeğe yapmadığı eziyet kalmamış. Buna rağmen köpek büyümüş. Çocuk 10 yaşına geldiğinde köpek de kocaman olmuş. Bir gün yine çocuk köpeğe eziyet ederken köpek delirip ipini koparıp kaçmış. Diğer günde çocuk kaybolmuş. Her yeri aramışlar ama ne çocuktan ne de köpekten hiçbir iz bulamamışlar. Tam bir yıl sonra İkisinin de öldüğünü düşünürken çocuk ve köpeği bahçede bulmuşlar. Fakat çocukta bir tuhaflık varmış. Aynı bir köpek gibi emekliyor ve havlıyormuş. Köylüler
köpeği yakalayıp su kuyusuna hapsetmişler. Ve kapağı kapatmışlar. Söylentiye göre köpek her dolunayda su kuyusundan çıkıp bir çocuğu kaçırıyormuş. Yerinizde olsam o su kuyusundan uzak dururdum. Korkmayın. Korunmanın bir yolu var. Eğer onu görürseniz gözlerinizi kapatın ve kendi etrafınıza dönmeye başlayın. Unutmayın. Asla gözlerinizi açmamalı ve kendi etrafınıza dönmeyi bırakmamalısınız. Peki o hikayedeki çocuğa ne olmuş? Hayatı boyunca köpek maması yemek zorunda kalmış. Çocuklar, beni yalnız bırakmayın. Çok korkuyorum. Korkmana gerek yok. Bu sadece çocuklar gece kulübelerinden çıkmasın diye uydurulmuş bir hikaye. İyi numaraymış. Bayağı işe yarıyor. Nereye? Biraz dolaşacağım. Dikkat et dostum. Hayalet köpek senin de peşine düşebilir. Ne yapacağını biliyorsun. Ya tabii. Gözlerimi kapatıp kendi etrafımda döneceğim. Köpek de saf olduğumu sanıp peşimi bırakacak. Kesinlikle. Bence burası iyi. Bence de. O değil de yaksa mıydık ki? Saçmalama. Çok fazla dikkat çeker. Saklayalım gitsin. Tamam, yürü. Galiba su denizin yerini biliyorum. Nasıl yani? Kamptaki iki eğitmenin ormana bir çuval sakladıklarını gördüm. Çuval mı gördün? Evet, kocaman bir şeydi. Yani su denizin sığabileceği kadar büyüktü. Su deniz ailesi götürmedi mi? Kız eşyalarını bile burada bırakmış. Hem kim gecenin bir yarısı ormanı çuval saklar ki? Dostum hayal gücünü hayran olmama uyumam lazım. Onunla bu kadar korku hikayesi yeter. Ya nasıl bana inanmazsınız? Nazlı bari sen bir şey söyle ya. Aslında bence de ortada garip bir şeyler dönüyor. Hiç mantıklı değil. Neden kampa geldiğimiz gün su denizi ailesi alıp götürsün ki? Oh be sonunda haklıyım değil mi? Bir gidip bakmakta fayda var Evren. Murat, yalvarırım çocuğumuzu bul. Tamam canım, merak etme. Ama şimdi seni dinlenmen gerek. Hem karnındaki bebeği düşün. Yarın onu bulmuş oluruz. Hem bak, zaten bütün ekipler onu arıyor. Çoğu sakladıkları yer burası. Bakın size söylemiştim. Hadi açalım o zaman. Ya çocuklar açmasak mı acaba? Niye geldik o zaman Evren? Ya içindeki su denizse? Ya onu diyorum. Ya su denizse? Bunlar ne ya? Yok su denizmiş. Gece gece boşuna bizi buraya sürükledin Barış. Şu anda yatan mışıl mışıl uyuyordum. Gerçekten Barış, adamlar peruklarını saklamış. Ya ama perukla ne iş olsun ki bu adamların? Ya neyse ne. Hadi gidelim. Orman beni çok ürkütüyor. Nihayet bu akşam seninle yalnız kalabildik. Beni yaramaz. Ne var? Tamamdır patron. Kıyafetlerden kurtulduk. Aferin, aferin. Bu akşam siz bu odada kalıyorsunuz, biz çıkıyoruz. Tamam patron. Kapıyı kilitlemeyi unutmayın. Tamam patron. Şişt, çocuklar! Ne yapıyorsunuz siz hala dışarıda? Biz şey... Kulübelerinize, hemen! Ne dolanıyor bunlar gece gece ortalıkta? Ne bileyim ben. Sakın şu gözlüklü kızı arıyor olmasınlar. Başımıza iş açacak bu çocuklar. Ya atalım onları da depoya. He oldu. Hepsi düşsün peşimize. Doğru söylüyorsun.
Ne yapacağız? Yok, bu böyle eğitimle falan olmayacak. Öyle bir yoralım ki bu kıma zararlarını yataklarına gitmeyi dört gözle beklesinler. Koş, kalk! Ne oluyor? Evet çocuklar, çadır kurma ve dağcılık gibi konularda eğitimlerinizi tamamladınız. Uzman eğitmenlerimiz sayesinde hepiniz artık usta birer kampçısınız. Ama eğitimleri tamamlamadık. Ama Melek Hanım, sizin çizelgenize göre eğitimlerin devam etmesi gerekiyor. Yarışlara daha bir hafta var. Canım sen ona ne bakıyorsun? Hem benden iyi bilecek değilsiniz ya. Neyse. Evet, şimdi herkes gruplara ayrılsın. Evet, şimdi ilk yarışmamız halat çekme. Papatyacığım, bundan sonrası sende. Çocuklar şimdi maviler yeşillerle, kırmızılar beyazlarla yarışacak. Kazananlar daha sonra birbirleriyle yarışacaklar. O zaman kırmızılar ve beyazlarla başlayalım. Sizi yendiğimizde ağlamayın ama ezikler. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Tamam. Siz yine de çevredeki güvenlik kameralarını izlemeye devam edin. Ha bir şey bulursanız bana hemen haber verin, tamam? Güvenlik kameralarından bir şey çıkmamış. Maalesef bizim evin çevresinde sokağa uygun açıdan görecek kamera yokmuş. Ayrıca henüz kaçırıldığını bilmiyoruz bile. Kaçırılmamış olsa bir şekilde bize haber verirdi. İçimde kötü bir his var. Barış tehlikede. Tamam canım, tamam. Sayın seyirciler, şu anda aldığımız bir habere göre bir yıl önce İstanbul'da organize suç ve hırsızlıktan yakalanan Azmanlar Çetesi, iki gün önce tutuldukları hapishaneden firar ettiler. Yetkili mercilerden elimize henüz resmi bir açıklama ulaşmadı. Nereden öğrendiler? Bu bilgi dışarı nasıl sızdı arkadaşlar? Azmanlar Çetesi daha önce emniyet teşkilatından Murat Sever tarafından yakalanmıştı. Bırak lan oğlumu! İntikam alacağım senden Murat Sever! Duyuyor musun lan beni? Ha? Sen terfi etmenin keyfini çıkar da. Ben hapisten çıktım. Bavarya seni bulacağım. Doğduğuna pişman edeceğim lan seni. Azmanlar Çetesi mi? Onlar olabilir mi? Bilemiyorum. Olabilir. Bundan sonra çok daha dikkatli olmamız lazım. Şu Barış denilen çocuğun gözü sürekli üstümüzde. Ya ben o çocuğu birine çok benzetiyorum ama kime? Bir türlü çıkaramıyorum ya. Patron mu? Aslında bana da tanıdık geliyor. Yani tanıdık bir sıfatı var. Of ya, çok acıkmıştım. Keşke benimle olsam. Çuval yarışını kazandığımız iyi oldu. Nasıl olsa çuvallar konusunda tecrübeliyiz. Sen geç dalganı. Tamam, çuvalın içinden eski kıyafetler çıkmış olabilir. Ama ben yine de bu insanlara güvenmiyorum. Aslında bir gariplik var bu kampta ama yine de bu hiçbir şey ispatlamaz. Hem Sude'nin yerini de bulamadık. Ben onu ailesini alıp götürdüğüne hiç inanmıyorum.
Ne yapacağız peki? Onların ne çevirdiklerini öğreneceğiz. Nasıl öğreneceğiz? Onları dinleyeceğiz. Sürekli toplanıp fısıldaşıyorlar. Bakalım ne işler çeviriyorlar. Çocuklar! Akşama karaoke partisi var. Hey! Şarkı söylemek isteyenler söyleyecekleri şarkıyı bana yazdırsınlar. Akşam benimle şarkı söyler misin Evren? Ben mi? Tamam, söylerim. Tamam öyleyse. Ben isimlerimizi yazdırayım. Tamam. Şarkı söyleyebildiğini bilmiyordum. Zaten söyleyemiyorum. Heyecandan evet dedim. Ne yapacağım şimdi? Teşekkürler, zahmet oldu. Aç mısın? Bir şeyler yer misin? Aç değilim. Sen yedin mi? İstemiyorum. Aşkım yemelisin ama. Hala fidye için ya da ne bileyim artık. Ne istiyorlarsa neden aramıyorlar? Canım, şimdi sakin ol. Mümkün olduğunca onları telefonda tut ki yerlerini tespit edebilelim. Tamam. Alo? Bu fırsatı kaçırmayın. Beylikdüzü Eurostar'da yaz kampanyası devam ediyor. Siz eksiktiniz. Ne oldu? Pazarlamacılar. Ya ne yapayım? Bütün gün halat çekme, çuval yarışı. Eridim bittim valla. Nasıl? Ne hal? Ne varmış halimde? Dur bir saniye. İşte şimdi hazırsın. Sahnede olmanın en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bütün gözlerin üstünüzde olması. Bütün gözler mi? Evet Yasemin, harikaydın. Şimdi sahneye Mira ve Evren geliyor. Ben bunu yapamayacağım çocuklar. Bence çok iyi yapacaksın kanka. Harika olacak dostum. Hazır mısın? Nasıldık? Harikaydınız kanka, süperdiniz. İkiniz de muhteşemdiniz. Gitmeliyiz. Ben odadan bir şey alacağım da hadi gidelim Evren. Sen git kanka, ben buradayım. Tamam, ben de sana yardım edeyim. Müsaadenizle hanımlar. Bensiz bir şey yapamıyor da. Ben hemen geliyorum. Gitmedi şunların gürültüleri ya. Kubat. Canan Yedi, sen misin? Bitir artık şu partiyi. Biraz daha eğlenemezler mi? Sakin. Tamam tamam. Ama fazla uzatma. En fazla yarım saat daha. Sonra hepsini kulübelerine geri gönder. Aa, tabii tabii anlaşıldı. Hemen baş üstüne. Bence bu işten vazgeçmeliyiz. Hem onları nasıl dinleyeceğiz ki? Vazgeçemeyiz. Bu kamp çalışanları bir işler çeviriyorlar. Ne yapacağız peki? Bence bu kadar düşünmenize gerek yok arkadaşlar. Neden gidip pencerenin altından dinlemiyorsunuz ki? Aslında doğru söylüyor. Ben bir gidip bakacağım. Ben de gelebilir miyim? Lütfen. Hem sana gözlülük yapmış olurum. Olmaz, tek başıma gideceğim. Sizin de başınızı derde sokmak istemiyorum. Barış bu konuyu kafasına çok fazla taktı. Umarım başına bir şey gelmez. Umarım. Çok oyalandık diyorum size. Çocuklarla uğraşmaktan hazineyi aramaya çıkamadık. Allah ben de bıktım şu elin kımı zararlarından. Ne yarışması bir tane tantanası. Başım şişti be. Şu an şehrin her yerinde aranıyorsunuz.
Azmanlar çetesinin hapisten kaçtığını bilmeyen kalmadı. Fotoğraflarınız da boy boy yayınlanıyordur gazetelerde. Eminim yakında benden de haberleri olur. Elimizi çabuk tutup şu hazineyi bir an evvel bulmalıyız. Gidelim şu rezil kamptan. Katlanamıyorum çocuklara. Atan. Atan. Do, do, re, re. Ben bir yaşlı adamım. Kes be! Bıktım sizin melodinizden de, mızıkanızdan da. Ben yaşlı bir adamım. Yaşarım kara ormanda. Hazinem çantamdadır, çantam da sırtımda. Bakarsan görürsün beni, çoban da yanımda. Gelirken su da getir, hazır yanındasın yanımda. Fikri Oğlan? Evet Altan? Bilmecede ne diyor? Çoban da yanımda diyor. Bence aramamız gereken kişi çoban. Çobanı bulursak yaşlı adamı da kesin buluruz. Aferin lan Altan. Eyvallah patron. Çobanı nereden bulacağız? Bu ormanda kaç tane çoban olabilir? Yarın bütün gün arayıp buluruz. Pencerenin önünde biri var. Altan dışarıyı bir kontrol et. Tamam patron. Battal, şu Kubat'a söyle eğlenceyi bitirsin. Yoksa kampı başımıza yıkacak çocuklar. Fatih Hanım, çok özür dilerim. Ya ben önemli değil. Bu sizin galiba. Ben de çok severim çizgi roman okumayı. Küçükken en büyük hayalim süper kahraman olmaktı. Yani kamp eğitmenliğinden sonra. Gerçekten mi? Ama abime söylemeyin. Ya aramızda kalsın. Tamam mı? Abiniz? Ya kızar çünkü. Benim şimdi gitmem lazım. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. İki kelime. Yerli. Birincisi. Bulut. Kalp. Daire. Yağmur. Çember. Yuvarlak. Kıvrık. Azmanlar çetesi. Çetesi mi? Sanırım başından beri hep sen haklıydın. Sakladıkları şeyde su deniz olmadığını göre kesin onu depoda tutuyorlar. Gidip kurtarmalıyız o zaman. Anahtar olmadan kapıyı açmamız imkansız. Papatya ablayı soralım. Belki onda anahtar vardır. Hayır olmaz. Kimseye güvenemeyiz ya o da onlardansa. Ne yapacağız peki? Sudenaz, diğerleri kim peki? Gerçek kamp çalışanları olmalı. Nasıl çıkaracağız onları oradan? Yapabileceğimiz bir şey yok. Polisi de arayamıyoruz. Başka bir plan kurmalıyız. Hadi. Sen şu tarafa bak. Tamam, bakayım. Dur. Bu taraftan, çabuk.
arkasına. Eğilin. Az kalsın yakalanıyorduk. Ama köpeği atmadan önce. Görkem, burada bir bilmeceyi çözmeye çalışıyoruz. Sen ne düşünsen? Ya ne yapayım? Evimi özledim. Dedemin bizimle kaldığını söylemiş miydim? İşte şu karşıdaki kayalık bana dedemi hatırlatıyor. Böyle hafif kambur. İhtiyar. Aha. İhtiyar mı? Nerede? İşte tam karşıda. Sanırım oradan görmem biraz zor. Çocuklar, bilmeceyi çözdüm. Yani Görkem çözdü. Gerçekten mi? Evet, sadece tersten gitmemiz gerekiyor. Bilmece de suyun yanında diyor. Belli ki kuyuyu kastediyor. Bir önceki mısrada ise bakarsan görürsün diyor. Yani buradan bir yere bakmamızı istiyor. Yaşlı adamın yanında olduğunu söylediği çoban. Yani çoban yıldızı. En parlak yıldızdır. Ve altında da tanıştırayım. Yaşlı adam. İnanamıyorum çocuklar. Bilmeceyi çözdünüz. Bilmeceyi çözdük ama gidip azmanlara hazinenizin yerini biliyoruz diyemeyiz. Aslında diyebiliriz. Şimdi herkes yatağına dönsün. Şüphe çekmememiz gerek. Sabaha kadar uyumak yok, anlaşıldı mı? Azmanlar kamptan gider gitmez polis aramanın bir yolunu bulmalıyız. Patron. Hı. Bunun üstünde azmanlar çetesi yazıyor. Aa, bize mektup da gelmiş. Kimden acaba? Ver şunu. Sizin azmanlar çetesi olduğunuzu biliyoruz. Bilmece'den ve hazineden haberimiz var. Bilmece'nin cevabını bulduk. Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz. Tek isteğimiz kampı terk etmeniz. Biriniz hemen Kubat Sersevin'i bulsun. Bizimle hemen kuyuda buluşsun. Tamam patron. Evet. Haritaya göre hazine karşı dağda. Malzemeleri hemen toplayın, gidiyoruz. Peki patron, karşıya nasıl geçeceğiz? Evet. Nasıl geçeceğiz? Ha abi, benim aklıma fikir geldi. Gelin ben de. Çabuk kalkın, azmanlar gitmiş. Of, uyuyakalmışım. Evren kalk hadi. Yönetim odasına gidelim, polisi aramamız lazım. Ben gittim, telefon kablolarını söküp gitmişler. Papatya? O burada, yemekhanede kahvaltı hazırlıyor. Sanırım azmanlarla bir ilgisi yok. Emin olmamız lazım, ya onlardansa?
Diyeceksiniz. Lütfen sakin olun. Papatya abla. Hadi siz de geçin. Ben de isterseniz getireceğim. Bugün yalnızım, anca yetişiyorum. Neden yalnızsın Papatya abla? Diğerleri nerede? Bilmem ki. Sabah bir kalktım, kimse yok. Odalarına da baktım, eşyalarını alıp gitmişler. Ben böyle bir başıma kaldım. Papatya abla, telefonunu kullanabilir miyim? Ailemi aramam gerek de. Maalesef çocuklar, kamp kuralları gereği benim de telefonum kasada kilitli. Ama biraz beklerseniz Melek Hanım gelince ararsınız. Bence hiçbir şeyden haberi yok. Bence de. Papatya abla, bakar mısın? Sana göstermemiz gereken çok önemli bir şey var. Bizimle depoya gelir misin? Üzgünüm çocuklar, burada herkes kahvaltı bekliyor. Burada söyleyin. Papatya abla, 5 dakika gerçekten çok önemli. Eğitmenlerin nerede olduklarını biliyoruz. Bunlar da kim? Neden bağlılar? Eski kamp çalışanları, bir de ailesi götürdü denilen Sudanas. İnanmıyorum. Kim böyle bir şey yapar ki? Hemen Melek Hanım'ı bulmalıyız. Dur dur dur. Zaten bunları yapan onlar. Nasıl yani? Ya ben hazine mazine istemiyorum. Ben papatya istiyorum. Ya şu hazineyi bir bulalım. Papatya mı, karanfil mi, kasım patı mı, her neyse alırsın. Hadi. İşte. Yaşlı adamın bahsettiği yer burası. Evet. Altan, ipi şuraya bağla. Tamamdır patron. Kampın telsizlerinden polise ulaşamaz mıyız? Ne de olsa kamp telsizlerinin çekim gücü daha yüksek. Ne yazık ki stajyer olduğum için bana telsiz vermediler. Buradakileri de götürmüşler giderlerken. Polise haber vermemizden korkmuşlardır. Kubat'ın da onlardan olduğuna emin misiniz? Şimdi bekleyeceğiz. Zaten hazineyi bulduklarında tüyerler. Of, keşke bir telefonumuz olsaydı. Beklerken bir şeyler yiyebilir miyiz? Ya bu durumda bile yemek düşünüyorsun ya, sana hayranım Görkem. Siz iştahsızsanız ben ne yapayım? Sizi bilmem ama ben kahvaltı yapmaya gidiyorum. Pişt, kimseye bir şey söylemek yok, tamam mı? Okidoki.
Patron. Ha. Ne yapacağız şimdi? Bir fikrim var. Kampa geri dönüyoruz. Aa yaşasın. Neden patron? Çocukları kaçıracağız. Ha? Ama ondan sonraki çocuğu... Fidye almak için kaçıracağız. Hadi gidiyoruz. Adamım. Hadi. Söyle bakalım Şikobatides, ne işler çeviriyorsunuz? Hiç, hiçbir şey. Beni kandıramazsın. Yönetim odasında ne işin vardı? Eğitmenler nerede? Konuşmak için 5 saniyen var. Yoksa bütün dişlerini kırarım. Beni anladın mı? Bundan sonra muhallebiyle beslenmek zorunda kalırsın. Şey... Abi, önce güvenlik. Ben senden daha deneyimliyim. İlk önce ben gideyim. Tamam hadi, ne yapıyorsan yap hadi. Göndersene aleti. Göndermeyeceğim. Eğer gönderirsem buraya gelip çocukları kaçırırsın biliyorum. Sen abine karşı mı geliyorsun? Evet, karşı geliyorum. Zaten senin yüzünden papatyayı da kaybettim. Ben artık karar verdim. Azmanlar çetesinden de istifa edeceğim. Sen istifa falan edemezsin. Ben seni kovuyorum. Ne yapacağız şimdi ya? Ne yapacağız patron? El mahkum yürüyeceğiz. Hadi. Koşma! Papatya'yı kurtarman lazım. Çocukları kurtarman lazım. Koş! Papatya! Koş kumar, koş! Bu tombalan söyledikleri doğru mu? Üzgünüm çocuklar. Evet doğru. Umarım bu konuda da bir zorluk çıkarmazsınız. Konu ciddi. Kısa süreli barış öneriyorum. Kabul ediyorum. Hah, çocuklar! Çocuklar hemen kaçmamız lazım. Çabuk! Dur! Yaklaşma çocuk dayan. Ama ben size yardım etmeye geldim. Senin Azmanlar çetesinden olduğunu biliyoruz. Artık değilim. Abimin yaptıklarından bıktım. Ben sizin tarafınızdayım. Nereden bileceğiz? Abimler hazine gerçeği çıkmayınca fidye almak için sizi kaçırmaya karar verdiler. Doğuracağına taş doğursaymış. Hay senin gibi kardeşim ben. Polisi aramalıyız. Gerçekten mi Savaş? Neyle? Bütün telefonları toplamışlardı. Hepsi kasada. Kuvvet abinin telefonu. Ya ben onu mağarada çantanın içinde unuttum. Arkadaşlar, şarj aleti olan var mı? Şarjım bitiyor da. Nasıl yani? Senin telefonun mu var? Evet. İyi ama nasıl? Bırak artık. Çekmiyor buradan. Çekiyor, çekiyor, çekiyor. Alo? Alo, anne? Alo, Barış? Anne, alo? Alo? Anne, Azmanlar çetesi. Barış? Bak. Kapandı. Of, şarjı bitti. Azmanlar dedi, çok acil dedi. Bu telefona gelen en son arama nereden yapılmış hemen öğrenmek istiyorum. Belki de beni hiç duymadılar. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Ama önce diğer çocuklara da bahsetmeliyiz. Arkadaşlar! Hey arkadaşlar! Lütfen beni dinler misiniz? Arkadaşlar! Size kötü haberlerim var. Gel Karaorman'daki bir yaz kampı civarından geliyor. Aferin sana. Bakın, anlattığım her şey gerçek. İnanmayanlar depodaki bağlı insanları görebilir. Ama bunun için zamanımız yok. Ve Azmanlar çetesi buraya doğru geliyor. Saklanalım.
Kaçalım? Olmaz. Depodakileri burada bırakamayız. Hem içlerinde Sudenaz da var. Ne yapacağız peki? Savaşacağız. Azmanlar çetesinden hepinizin korktuğunu biliyorum. Ben de korkuyorum. Ama ben Sudenaz için de korkuyorum. Onun yerinde herhangi birimiz olabilirdik. Ve hiçbirimiz ama hiçbirimiz arkadaşlarımızın bizi bırakıp gitmesini istemezdik. Evet, Azmanlar çetesi tehlikeli. Evet, silahları da var. Ama unutmayın, biz daha kalabalıyız. Şimdi iki seçeneğimiz var. Ya buradan kaçıp hayatımız boyunca bir korkak olarak anılırız, ya da yıllar sonra bu kampa gelen çocuklara anlatılan bir macera hikayesinin kahramanları oluruz. Şimdi benimle misiniz? Evet. Güzel konuşma. Peki bu planın var mı? Aslında bir şeyler düşündüm. Yani sayılır. Geliyorlar, geliyorlar. Kurşuvaya girdi, tamam. Biz hazırız, tamam. Kırmızı ekip hazır, tamam. Hazırız, tamam. İşaretimi bekleyin, tamam. Hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Ne diyor bu be? Bakın, size bir şans daha veriyoruz. Ya şimdi buradan gidersiniz ya da kaderinize razı olursunuz. Bekle. Bekle.